Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar DGS'nin kontenjanları açıklandı. DGS kontenjanları ne oldu? DGS kontenjanları azaldı mı, arttı mı? Ona bakacağız arkadaşlar. PDF olarak bunu düzenledim. Bunu PDF olarak mbaeğitim.com sitesinde indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. DGS kontenjanları sitesi. Şuradan DGS kontenjanları mbaeğitim.com sitesine girdiğinizde arkadaşlar, burada kontenjanlar var. Şurada en altta DGS kontenjanlarını indir dediğinizde arkadaşlar kontenjanları indirebilirsiniz. DGS kontenjanları ne oldu? 2019 yılına göre kıyaslamasını burada anlatacağım. 2019 yılında hukuk arkadaşlar 702 kontenjanı varmış. 2020 yılında 18 kontenjan artmış hukukta. Önceki yıllarda 950 hatta 1000 kontenjan vardı. 700'e kadar düşmüştü. Hukukun artması iyi oldu. Hemşirelik 14 azalmış arkadaşlar. 1281 kontenjanımız var. Beslenme ve diyetetik azalmış. Burada yine 11 kontenjan azalmış beslenmede. Mimarlıkta arkadaşlar büyük bir düşüş var. Bu çok kötü oldu. Yani mimarlık 713 kişiden 324'e düşmesi çok kötü oldu. Ya anlamıyorum ya, bu kadar düşük vermenizin ne anlamı var yani? Mimarlık açıyorsunuz, 700 kişiden yarı yarıya düşürüyorsunuz. Bu kadar saçma bir mantık olabilir mi ya? Her sene YKS için, yani üniversite sınavı için yeni kontenjanlar açılıyor, yeni üniversiteler açılıyor. Bunun DGS için geldiği zaman yani neden DGS'cilere böyle üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ya ÖSYM bir değişik arkadaşlar, yani bu mimarlığın düşmesi bu kadar. Gerçekten çok kötü. Yani yazık, insan üzülüyor. Şimdi sınava çalışan öğrencilerin moralleri ondan sonra çökecek. Moralinizi çökertmeyin arkadaşlar. Çalışan kazanır diyelim. Yani yapacak bir şey yok. Mimarlık düşünüyordunuz. Kontenjan düştü. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdiye kadar 2 saat çalışıyorduysanız bundan sonra artık 4 saat çalışacaksınız ve bunu telafi edeceksiniz. Fizyoterapi arkadaşlar 60 düşmüş. Kontenjanlar bu sene bayağı düşmüş arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği 23 artmış. Elektrik elektronik 129 azalma var. Makine mühendisliği 91 azalma var. İnşaatta yine 208 azalma var. Yani 1000'den 800'e düşmüş. Yazık ya. Endüstri mühendisliği 24 azalmış. Gıda mühendisliği arkadaşlar bunlar bu şekilde. Harita yine 33. Deniz ulaştırma azalmış, tekstilde bir artmış. Yani tekstil zaten bu kadardı. Mekatronik arkadaşlar 39 azalmış mekatronikte. Yani zaten 200'dü, azaltmışlar 39'da. Otomotiv 17 azalmış. Bu girişte bazı bölümleri kapatacaklar herhalde. Kimya mühendisliği 9 azalmış. Yani aklınız varken, yol yakınken arkadaşlar DGS'yi kazanmaya bakın. Ben size söylüyorum. Jeoloji arkadaşlar 1 azalmış. Çocuk gelişimi 100 azalmış. Yani 200 iken 100'e düşmüş. Ya bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Okul öncesi öğretmenliği 56 azalmış. İlahiyat arkadaşlar azalmış. İLİTAM çok ilginç bir şekilde İLİTAM çok fazla artmış arkadaşlar. 3650. Ya şimdi yanlış anlamasın tabii ilahiyatçı arkadaşlarımız, ilitamcılar. Ben hani sizin kontenjanınızda bir şey demiyorum. Allah daha da versin. Tabii ki artsın yani sizin kontenjanlarınız. Ama bu sizi arttırırken diğerlerini azaltmaları çok kötü olmuş. Diğerlerini de arttırsınlar, sizi de arttırsınlar. Çok daha güzel olurdu. Veterinerlik 7 azalmış, 7 artmış. Muhasebe azalmış arkadaşlar. Özel eğitim öğretmenliği yani 4 artmış. Geçen önceki senelerde de artış olmuştu özel eğitimde. Özel eğitime rağbet artıyor arkadaşlar. Yani önceki senede sanıyorum 2018 yılında 140 civarında bir şeydi. 2019'a 170'e çıkarmışlardı. 35 falan artmıştı. Yine artış bekliyoruz özel eğitimde. Artış var. Konular yani kontenjanlar. Kontenjanlar bu şekilde arkadaşlar. 2019 ve 2020 DGS kontenjanları. Kontenjanlar değişir mi? Değişebilir arkadaşlar kontenjanlar. Yani YKS'de boşluklar kalırsa kontenjanlara ekleme çıkarma yapılabilir. Bu da ÖSYM'nin inisiyatifinde. Değişir mi? Değişmez mi? Buna göre çalışacaksınız. Kontenjanların azalmış olması, artmış olması tabii ki bir moral motivasyon.
kaynağı ama çalışan kazanır arkadaşlar. Yani bu şartlarda herkesin morali zaten bozuk olacak. Dolayısıyla moralini bozmayan, çalışmaya devam eden kazanır arkadaşım. Yani bu böyledir yani. Herkese kötüyse senin için aslında bir şey fark etmemiş oluyor. Çünkü herkese kötü. Yani kontenjan azaldıysa bütün hemşirelik bölümü okuyanlara azaldı. Yani sadece sana değil yani. Öyle düşünün. Beslenme azaldıysa bir tek sana azalmadı. Onların hepsini azaldı. Dolayısıyla çalışan kazanır arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecek. 2021-2020 DGS için arkadaşlar. 2021 DGS için çok güzel projelerimiz var. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.